Bir önceki surenin Tekvir suresinin sorduğu bir soruyla derse girmek istiyorum ki bu ayeti geçemedim. Bu ayet arkamdan yakaladı. Dur dedi, dur. Nereye gidiyorsun beni söylemeden. Beni söyle öyle git. Beni söyle öyle geç dedi. Tekvir suresini öyle geç. Ben de bu ayeti söylemeden elini eteğimden, yakamdan sıyıramadım. Feyne teczebun, nereye gidiyorsunuz? Gidiş nereye? Manası bu. Nereye gidiyorsunuz? Allahım, bu nasıl bir hitap? Bu nasıl bir titreten bir hitap? İnsanlığın tümüne böyle bir soruyu sormak için herhalde a'la makamında olmak lazım. Ekber makamında olmak lazım. Kayyum makamında olmak lazım. Kebir makamında olmak lazım. Azim ve Ali makamında olmak lazım. Fe eyne tezhebu. Nereye gidiyorsunuz? Sahi nereye gidiyoruz? Ey Dünyayı yönetenler. Bu soruyu hiç üzerinize aldınız mı? Size sorulsaydı nereye gidiyorsunuz diye ne cevap verirdiniz? Büyük dağları ben yarattım. Küçüklerde babamdan kaldı. Havasıyla nereye gidiyorsunuz? Her şeyi yöneteceğinizi zannederek nereye gidiyorsunuz? kalbinize bile durduğunda, teklediğinde söz geçiremeyeceğinizi bile bile nereye gidiyorsunuz? Bir bebeğe dur dediğinizde bebeğin ağdını kesemezken, sizin emriniz, sizin fermanınız bir bebeğe bile yetmezken nereye gidiyorsunuz? Ey dünyanın varsılları, varlıklıları, Varlıkla sınananlar desek mi acaba? Diyelim. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne kadar yiyacaksınız daha? Ne kadar biriktireceksiniz? Biriktirdiklerinizi ne yapacaksınız? Ne kadar götüreceksiniz? Öldükten sonra ne kadarını taşıyabileceksiniz? Ne kadar yiyeceksiniz? Daha fazla ne yiyebilirsiniz ki? Bir insan... Ne kadar yer ki. Tamam. Asli ihtiyaçlarınız var. Evleriniz var. Yazlık, kışlık, baharlık, sonbaharlık. Arabalarınız var. Şu, 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 şu marka. Peki parasını ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Allah aşkına. Bu yükü nasıl taşıyacaksınız? Niye iyilik biriktirmiyorsunuz bir kumbarada? Bir kumbarada niye gönül biriktirmezsiniz? Bir başka kumbarada neden dua biriktirmezsiniz? Birkaç bir başka kumbarada neden mazlum, mağdur, yoksul ve açların sevincini biriktirmezsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Ey dünyanın kütleleri, kitleleri, sessiz yığınları, siz nereye gidiyorsunuz? Neden sürü oldunuz? Neden güdülmeye bu kadar müheyya ve hazırsınız? Neden birisini ille de gel beni güt diye çağırıyorsunuz? Neden, neden siz hep ezilmek için ezen birini arıyorsunuz? Neden iradeniz çalıştırmıyorsunuz? Vicdanınızı aktif hale getirmiyorsunuz? Aklınızı aktif hale getirmiyorsunuz? Neden Allah'ın size verdiği emanetleri kullanmıyorsunuz? Ey ruhban sınıfları, tüm dinlerin, örgütlü dinlerin ruhban sınıfları, Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Budizmin, Hinduizmin, Müslümanların, İslam'ın demedim. İslam'ın ruhban sınıfı yok. Sıfırlamıştır. Ama Müslümanlar lök gibi ruhban sınıfları var edip, getirip, dinin tepesine boca etmiştir. Bela etmiştir. Ey ruhban sınıfları. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne kadar Allah'la aldatacaksınız? Dilinizden Tanrı, dilinizden Gad, dilinizden Allah, dilinizden Şiva, dilinizden Anu, dilinizden şu bu düşürmüyorsunuz. Ama satıyorsunuz. Hep satıyorsunuz. Ve samimi değilsiniz. Allah sizi aracı olarak seçmedi. Allah şah yakın, şah damarımızdan yakın. Siz nereden çıktınız? Neden durumdan vazife çıkardınız? Neden şah damarımızla Allah arasına girip de damarımızı kesiyorsunuz? Neden? Neden size itibar edenleri cennetle müjdeleme hakkını nereden alıyorsunuz? Cennet tapusu dağıtma hakkını nereden alıyorsunuz? Cennetin anahtarını cebinizde taşıdığınız iddiasını nasıl söyleyebiliyorsunuz? Nasıl bunu ima edebiliyorsunuz? Siz kimsiniz? Ey ruhban sınıflarının arkasına dökülenler! Ey kapılananlar! Ey aklını kiraya verenler! Neden aklınızı kiraya veriyorsunuz? Allah size akıl diye bir emanet verdi. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Neden seni cennetlik edeceğim? Gel arkama düş, follow me, beni takip et, gir cennete diyen sahtekarlara haddini bildirmiyorsunuz. Sen ne zaman cennetlik oldun da beni cennete götüreceksin? Sen garantiyi kimden aldın da bana garanti veriyorsun? Bu ne hadsizlik? Sen ne zaman Allah oldun haşa diye sormuyorsunuz. Neden sizi mal yerine, koyun yerine, sürü yerine koymasına izin veriyorsunuz? Ben peygamberle görüştüm. Ben Allah'la görüştüm. Ben şu haberi aldım, ben bu haberi aldım diyenlere neden haddini bildirmiyorsunuz? Evet, fe eyne tezhebûn. Ey bütün insanlık, siz nereye gidiyorsunuz? Sahi, nereye gidiyoruz? Dostlar, bu soru herkesin yüreğinin ortasına yazılmalı ve herkes aynaya bakıp, başta ben aynaya bakıp, nereye gidiyorsun demeli. Ey Allah'ın Mustafa kulu. Nereye gidiyorsun? Herkes gidişasını sorgulasın değerli dostlar. Tekvir 26'ydı ve derse başlıyoruz.